gece görüntülü konuşalım. Bakalım, tamam. Tamam, merak etme. Mutlaka konuşuruz bunu. Tamam. Hadi gir, sen üşüme. Tamam, hadi. Öptüm. Görüşürüz. Bye bye. Gidiyor musun? Nasılsın? Bilmem. Garip biraz tabii her şey. Kızlar çok mutlu oldu ben geldim diye. Yasemin de bir o kadar gergin sinirli. Bana öldürecekmiş gibi bakıyor Murat. Murat, bilmiyorum ki. Yani bir yandan kızlara ne bahane uyduracağımı düşünüyorum. Saçma sapan bir durum yani. Bu duruma benim yüzümden düştüm Bahar. Üzgünüm ama görüyorsun yapacak bir şeyim yok. Ben senden ne? Hem senin bir suçun yok ki. Hayır, kötü olan ne biliyor musun? Hı. Ben Derin'i de Ece'yi de çok seviyorum. Hı hı. Ya onlarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Şimdi kendimden uzaklaştırmak için onlara bir bahane uyduracak olmak çok gücüme geliyor, anlıyor musun? Ben yalan falan söylemek istemiyorum bunları. Ben de kimseye yalan söylemek istemiyorum Bahar. Hiç kimseye. Hatta şu anda sana sarılmak istiyorum. Her şeyin üzüleceğini söylemek istiyorum ama... diyemiyorum. Kızım, fotoğrafın çok güzel. Ay baba, o Bahar tam deli ya. Sen Ece'yi öyle bir idare etti ki kuzum ağlayacak ağlayamadı. Ben de öyle baka kaldım. Anlat bakalım küçük hanım. Neymiş bu ben okulu bırakacağım saçmalığı? Anneciğim. Bak, ben çok düşündüm. Derslerim, ya ben derslerime adapte olmakta çok zorlanıyorum. Neden dedim, neden diye sordum, neden okula gitmek istemiyorum. Ben piyanist olmak istemiyorum. Kızım, okulunu bitir. İstiyorsan piyanist olma. Ne olmak istiyorsan olursun. Resmen saçmalık. Piyanist olmak zorunda değilmiş. Derincim, koskoca 10 seneyi çöpe mi atacaksın? Ben yanlış mı anladım? Anneciğim, piyanist olmak istemiyorum diyorum. Bunun nesini anlamıyorsun? Derincim bak, bak. Bölüm seçeceğin zaman da aynı tartışmaları seninle yaşadık. Ben onu istemiyorum, ben bunu istemiyorum diye bana karşı çıktın. Kendini oradan oraya attın. Bak, sonuçta ben haklı çıktım. Meğer sen piyanist olmak istemiyormuşsun. Ya anne, dalga mı geçiyorsun? Ben o zaman 12 yaşındaydım ya, 12. Bağırma Derin. Derin. Kızım, öncelikle bir sakin konuş lütfen, rica ediyorum. Sen de Yasemin. Bir tane. Hani ben anlayamadım, sen okulunu bitir. Yani niye bitirmiyorsun okulunu? Piyanist olmak zorunda değilsin bir tanem. Ama şurada yarım dönemin kaldı. Onca seneni heba mı edeceksin? Ya bitir, piyanist olma. Babacığım, çalamıyorum. Kızım, bu ne demek ya? Neden? Ben sana söyleyeyim mi ne demek? Yeterince hazırlanamadım demek bu. Tamam mı? Sonuç olarak biz bu krizi şu anda neden yaşıyoruz? Ha? Neden yaşıyoruz? Yıl sonu sınavı yaklaştığı için ya. Her sene bizim yaşadığımız düzenli bir kriz değil mi bu? Ha? Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi okula gitmek istemez, bırakır. Ondan sonra bundan pişmanlık duyar, geri dönmek için uğraşır. Dönmeyeceğim. Anne, kararım kesin. O zaman bu kadar sene aklın neredeydi Derinci? Ha? İlla yumurta kapıya dayanınca karşımıza dikiliyorsun. Şimdi mi geldi aklın başına? Yasemin, çocuğumuzu dinleyelim mi? Bir anlayalım mı istersen? Neyi dinleyeceğiz tam olarak? Bu ergen bunalımlarını şahsiyetmiş gibi bize sunmasını da yediğine inanamıyorum Murat, gerçekten. Ergen bunalım ha? Evet öyle. Tam olarak öyle derim.
Senin yerine o okula gitmek isteyen, senin yerinde olmak isteyen kaç kişi var biliyor musun? Can atıyorlar senin yerinde olmak için, can. Ya anne bana ne? Bana ne bunlardan ya? Ay bağırma Derin. Ya ben böyle konuşuyorum. Kızım, annene bağırma bir tanem. Ne söyleyeceksen doğru düzgün söyle lütfen. Derin, Allah aşkına sesinin tonuna dikkat et. Son zamanlarda yeterince rezil olduk zaten komşulara. Sen busun, değil mi anne? El alem ne der diye düşünen, değil mi? Kendi çizdiği resmin içine hepimizi yerleştirmeye çalışan. Ama bizim ne istediğimizi, ne hissettiğimizi senin için hiçbir önemi yok, değil mi? Ama dışarıdan nasıl göründüğümüz, bak işte o çok önemli senin için. Benim piyanist olmam mesela çok önemli. Çünkü arkadaşlarına böyle hava atabileceksin, değil mi? Kendin o dandik okulunu bile bitiremedin ama kızın koskoca konservatuarı bitirdi diye. Senin o girmeyi bile başaramadığın konservatuarı bitirdi diye kendini iyi hissedeceksin, değil mi anne? Anlamadığın şey şu, bu benim hayatım. Senin hayatın değil ve ben kendi hayatımı istediğim gibi yaşamak istiyorum, tamam mı? Derin, kendi kararlarını vermek istiyorsan kendi ayaklarının da üzerinde durman lazım o zaman. İşte şimdi hemfikiriz anne. Bence de. Allah aşkına çocuğa söylenecek laf mı bu Yasemin? Neden böyle yapıyorsun? Gerçekten neden yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Var, ben kararımı verdim, gidiyorum. Gökhan'ı da aradım. Of çok kötü olmuş Derin. Yani ne desen haklısın. Ama neyse, bence biraz uzaklaşmak hepinize iyi gelecek. Ben biraz seni özleyeceğim, o kadar. Teşekkür ederim. Neden? Ben bir şey yapmadım ki. Olur mu hiç? Sen beni dinledin, yanımda oldun. Sen olmasan ben bunların hiçbirini yapamazdım. Arkadaşız biz. Yapardın. Belki biraz daha geç olurdu ama yapardın. Cem, söylediğimde annemin yüzünü gerçekten merak ediyorum. Bu sanki çok iyi bir fikir değil Derin. Neden? Bir düşünsene, sen şimdi söyleyince beni bununla mı tehdit ediyorsun diyecek. İyice sinirini bozacak senin. Gidersen de benim inadıma gitti diyecek. Ama eğer habersiz gidersen, işte o zaman tam da istediğin gibi yüzünün alacağı şekil görülmeye değer olacak. Bir düşün. Karşısında bağırmak için seni bile bulamayacak Derin. Haklısın. Haklısın. Kimseye söylemeden gitmek daha iyi. Aynen. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Aşkına koşar.